sağlıktan hepinize mutlu günler. Terapi Art Center'dayız ve bugün uzman doktorumuz Elif Gürkan bizlerle birlikte olacak. Özellikle bel ağrılarından ve kuyruk sokumu ağrılarından bahsedeceğiz. Dilerseniz Elif hocamızı daha fazla bekletmeyelim ve sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Elif Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Fizik tedavi doktoruyum. Bizim görevimiz öncelikle hastaların şikayetlerini muayene edip teşhislerini koymak. Sonra bir fizik tedavi programı ile ve rehabilitasyon dediğimiz programla hastalarımızı tedavi etmek. 20 yıldır özellikle omurgadan kaynaklı ağrılarla uğraşıyorum. Yani bütün boyun, sırt, bel ağrıları, kuyruk sokma ağrılarıyla özellikle bunların detaylı tedavileriyle ilgilenmekteyim. Hem günlük yaşantımızda hem de sporcuları da aslında özellikle ilgilendiriyor bel ağrısı. Herkeste bir bel ağrısı var bence. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Dünyadaki istatistiklerin gösterdiğine göre gerçekten insanların hepsi hayatında bir kere bel ağrısı yaşayacaklar. Bu çok kısa süreli bir günlük bir ağrı da olabilir. Çok ciddi hayatını etkileyen bir ağrı da olabilir. Hem sporcularda hem de günlük yaşamdaki sorunlardan dolayı spor yapmayan kişilerde de bel ağrısı çok çok sık görülmekte. Kimisi çok önemli, kimisi daha kolay halledilebilecek düzeyde olabiliyor. Kişinin altyapısı bunda çok önemli. Ani başlaması veya yavaş yavaş başlayarak artması bizim için farklı bir değerlendirme ve tedavisi de farklı oluyor ona göre. Gerçekten eğer şiddetli bir bel ağrınız varsa ve uzun sürüyorsa hayatınızı çok kötü etkileyebilir. Yani günlük hayatta yapacağınız işlerinizi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Peki genelde insanlar aslında kendi teşhisini birazcık doktora gitmeden kendileri koymayı çok seviyorlar. Hemen bir bel ağrısına, en ufak bel ağrısına da bel fıtığı mı oldum acaba diye hemen bir şey haline giriyorlar. Siz öncelikle size gelen hastalarda da neye göre nasıl ayırıyorsunuz bu süreci? Evet, hastalarımızın tabii bilgili olması çok önemli. Ama kendi teşhisini koyma konusunda bazen zararlı olabilir. Bu açıdan neye dikkat etmek lazım? Tabii eğer bir bel ağrısı 6 haftadan uzun sürüyorsa ve gece sizi uyandırıyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerekir. Çünkü bunun altından başka bir şey çıkabilir veya hastalık ilerleyebilir. Çok erken tedavi edilebilecek iken ilerleyebilir. Her zaman bel fıtıkları bel ağrılarının tümünü oluşturmaz. Yani bel ağrılarının bel fıtığından başka sebepleri de vardır. Sadece duruş bozukluğundan ya da kasların zayıflığından da insanların beli ağrıyabilir. Doğuştan gelen kemik problemleri, farklı kemik yapıları, kanal darlığı dediğimiz yapının daha genç yaşlarda kendini göstermeye başlamasından, örneğin alışveriş merkezine gidip yürüdüğünüzde bir yarım saat sonra başka insanlarda olmayan bir bel ağrınız olmasından, ayakta dururken bel ağrınızın erken bir 15 dakika sonra örneğin başlamasından normal olmadığını anlayabilirsiniz. İlla çok şiddetli bir bel tutulması veya bel ağrısı yaşamanız gerekmez. Eğer ön sinyaller varsa, dediğim gibi 6 haftadan uzun süren bel ağrısı geçmiyorsa ve gece sizi uyandıran bir bel ağrısı varsa çok acilen doktora gitmek gerekir. Peki bunun için günlük yaşantımızda da alışveriş merkezine yürümekten falan filan bahsettik. Giydiğiniz ayakkabılar, özellikle kadınları çok fazla ilgilendiren belki de topuklu ayakkabılar ya da düz taban ayakkabılar, bunların da çok fazla etkisi oluyor mu bel ağrınıza? Çok etkisi oluyor. Yani tabanlar bizim yere temas ettiğimiz bir alan. Bu alan ne kadar geniş olursa o yükü o kadar güzel aşağıya dağıtabiliyoruz. Yani yukarıdan gelen yükü aşağı dağıtabiliyoruz. Tabii ki topuklu giydiğimizde bu noktalar üzerine basmış oluyoruz. Çok ince topuklar giydiğimizde. Normalde ayak sağlığı için ve bel sağlığı için topuklu ayakkabı iyi değil. Topuklu ayakkabının çeşitleri belki oluşturulabilir hanımlar için. Hani daha geniş tabanlı ayakkabılar, işte platformlar. Ve özellikle önemli olan şey daha şok dediğimiz, yani yukarıdan gelen kuvveti emebilecek, daha kauçuk gibi, plastik gibi, yani daha güzel emici ve aşağı iletici, yere iletici bir topuk modeli çok daha rahattır illaki giyilecekse. Normalde önermiyoruz tabii ki. Çok düz ayakkabıları ve topuklu ayakkabıları, dar ayakkabıları önermiyoruz. Ama giyilecekse dediğim gibi platform ve komple kauçuk gibi bir malzemeden olacak bir ayakkabı bel sağlığı için daha iyi. Çünkü aynı zamanda çok topuklu giydiğinizde belinizin çukurunu normalden çok fazla yaparak tam o bel ile kalçanın birleştiği yere çok fazla yük bindirmiş oluyoruz. Ufak bir problemi daha fazla hissedebiliyoruz o zaman. Ağrıyı daha çok hissedebiliyoruz. Peki biraz da bel fıtığına özellikle aslında değinmek istiyorum. Bel fıtığı nasıl ortaya çıkıyor? Yani bu baskılar sonucunda en sonunda artık
O şekilde mi? Nasıl? Bel fıtığı çok aniden ortaya çıkabilir ya da çok zaman içerisinde ortaya çıkabilir. Aniden derken hiç beklemediğimiz bir şekilde, yani ani bir ters refleks olarak bir şeyi kaldırmak isteyebilirsiniz. Bir yardım etmek isteyebilirsiniz veya ağırlık kaldırmak isteyebilirsiniz. Ve o anda vücudunuz hazır değilse, duruşunuz doğru değilse, öne aşırı eğilmişseniz ve ağırlık sizin vücudunuzun kaldırabileceğinizden çok fazla ise, dizleriniz iyice yere yakın değilse, o zaman mutlaka bir bel ağrısı ortaya çıkabilir arkasından. Fakat bir de zaman içerisinde oluşabilen bel ağrıları var. Oturarak çalışmaya bağlı, hep günde 8 saat örneğin, omurlar arasındaki disklerin zaman içerisinde yıpranmasıyla içindeki maddenin dışarı çıkmasına biz fıtık diyoruz. Bu yavaş yavaş da olabilir. Bir de ailesel olarak bazı insanların diskleri dediğimiz disk yapıların etrafındaki kılıf zayıftır. Hı hı. O zaman içindeki madde daha kolay yırtılarak dışarı çıkabilir. Yani bel fıtığında ya aniden olabilir ya da yavaş yavaş zaman içerisinde gelişebilir. Tek seviyede olan, bir diskte olan, genellikle aniden olan yük kaldırmamızda, yanlış yük kaldırmamızda oluşanlardır. Diğerleri zaman içerisinde olanlarsa birkaç seviyede görebiliriz aynı anda. Bel fıtıklarının %90'ı son iki disklidir. Yani bizim L4-5 ve L5-S1 dediğimiz tam belimizin kökünün, yani o yuvarlaklığın olduğu yer. Kuyruk sokumun üzerindeki şu oyuk olan yerdedir. Çünkü bütün işte oturup kalkmamız, arabaya inip binmemiz hep o bölgeden yapıyoruz. Hareketin %90'ını eğilme kalkma hareketini o bölgeden yapıyoruz. Tabii çok çalışan yer olduğu için yıpranıyor. Yıpranmasında da en önemli sebep kasların zayıflığı. Kaslar eğer zayıfsa çok çabuk yıpranabiliyor diskler. Çünkü bütün yük etrafında bir koruma kası olmadığı için hemen içeri veriliyor ve disk onarılamaz bir şekilde yırtılıyor. Oradan çıkan madde de siniri ezdiği için önce bel tutulması, sonra eğer ilerlerse, daha da artarsa o madde, dışarı çıkan madde, daha çok sinir ezerse kalça ve bacağı vuran ağrı oluşturuyor. Tabii sporcular burada önemli bir risk altında bulunan grup. Voleybolcular, tenisçiler de çok daha sık görülüyor özellikle. Çünkü gövdenin arkaya ve öne aniden gidiş hareketleri çok fazla. Onlarda kasları kuvvetli olduğu halde o hareketin çok fazla yapılmasından, aşırı tekrar edilmesinden dolayı bir yerden sonra kaldıramayabiliyor. Ama yine de bu kişiler küçük yaşta spora başladılarsa, altyapıları kuvvetliyse, bizim kök kasları dediğimiz iç karın ve bel grubu çok sağlamsa, bu kişilerin bel fıtığı geliştirme riski azalıyor. Yani çocukluktaki spor çok önemli. Sporcuların altyapısında o spora özgü kas kuvvetlendirme programı spor hayatlarının uzun sürmesini sağlayacaktır bel ağrıları açısından. Bireyler, yine demin bahsettiğiniz günün 8-9 saatini belki oturarak geçiren bireyler kendini bu durumdan nasıl koruyabilirler? Birinci şey özellikle günlük adım sayımızın 10.000 adımın üzerinde olması. Yani bu da yaklaşık 5 kilometreye denk geliyor. Yani günlük hayatta çok hareketli olmaya çalışmalıyız. Ofis içerisinde, ev içerisinde bile olabildiğince bir bahane yaratıp hareketli olmak ve adım sayımızı gerçekten yüksek tutmak önemli. İlla saymak gerekli değil ama onu hissedebiliriz. Bir de günde belki 5 dakikayı alacak çok basit bel egzersizleriyle hiç ağrımız yoksa bile belimizi kuvvetli yapabiliriz. Bir de ergonomi dediğimiz şey çok önemli tabii. Doğru koltuğa oturup beli desteklemek, dik oturmak, bilgisayarın yukarıda olması hem boyun hem sırt hem de beldeki eğrilerin normal ve doğuştan geldiği gibi devam etmesini sağlar. Bunları yapmazsak, hep öne doğru aşırı kendimizi bırakırsak yavaş yavaş omuzlarımız öne yuvarlaklaşır, sırtımız kamburlaşır, belimiz düzleşir. O zaman çok az bir şey bile kaldırsak bel fıtığı aniden başlayabilir. Ya da yavaş yavaş bir bel ağrılarıyla uyanmaya başlayabiliriz sabahları. Bu şekilde kendisini ortaya çıkarmaya başlar bel ağrısı. Ve ameliyata kadar giden bir yol izleyebilir.
Peki kuyruk sokumu ailesi de aynı şekilde bundan kaynaklanarak mı oluyor, oluşan bir durum? Kuyruk sokumu yani ağrıları tamamen başka bir oturmaya yönelik sebep. Evet. Kuyruk sokumu ağrılarında omurganın en sonunda olan 3 ila 5 küçücük kemik var. Bunlar tesbih tanesi gibi, hani büyük boncuk, orta boncuk, küçük boncuk gibi diyebiliriz. Arka arkaya diziliyorlar. Aralarında zayıf bağlar var. Günlük hayatta hepimizin başına gelebilir, masaya vurabiliriz kuyruk sokumunu. Otururken birden sert bir yere fark etmeden oturabiliriz. Kayıp düşebiliriz. Kayıp düşebiliriz. Çok basit bir şekilde arabanın arka koltuğundaki emniyet kemeri yuvasına çarpabiliriz. Çok kişinin başına gelir. Merdivende ayağımız kayıp tam üstüne oturabiliriz. Bu çok sık rastlanıyor. Eğer ufak bir kırık olup iyileşiyorsa, kendi kendine kaynıyorsa sorun olmuyor. Ama eğer o bahsettiğim tesbih tanesi gibi boncukların aradaki bağlantı kopar da hareketli bir hale gelirse, o zaman geçmeyen ve devamlı orada oynayan bir doku şeklinde çok rahatsız edici olabiliyor. Ağrı veren herhalde aynı zamanda. Sporcularda tabii çok fazla düşme olduğu için işte bütün sporlarda, futbolda olabilir, bu futbolda tekme gelebiliyor tabii. Tam o bölgeye yani doğal olarak. Ondan sonra voleybolda üzerine düşebilir, basketbolda düşebilir. Kayak, yani snowboard da çok olabilir, paten yapanlar da olabilir. Yani üzerine düş ve pilates de tabii son yıllarda çok herkesin yapmak istediği, yaptığı bir şey. Üzerine çok yüklenerek yapılan karın egzersizlerinde kırık olabilir ya da ezilme olabilir ya da o bağlar kopup gene çıkık durumu olabilir kuyruk sokumunda. Buna çok sık rastlıyoruz. Ben özellikle o konuyla çok uzun yıllardır uğraştığım için böyle sporcularla da çok başıma geliyor gerçekten. O zaman o bölgeye ilk zamanlarda bir manuel tedavi tercihen o direkt o dokuya çekerek yapacağımız ama ilk günlerde özellikle etkili bir tedavi. Çünkü etrafındaki kaslar çok sertleşiyor, bir yumuşatmak gerekiyor. Arkasından da bir takım enjeksiyon tedavileri hastaları büyük ölçüde rahatlatır. Yani %80 hastanın ağrısını geçirir. Zaten vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları da 4 ila 6 haftada normalde bunu çözer. Ama çözülemeyen hastalarda işte bahsettiğim o enjeksiyonları yapmak gerekebilir. Peki oturmada da sıkıntı yaşayabilirler. Genelde hep ayakta durmayı tercih edebilirler. Onun için zaman zaman bilmiyorum hala aynı şey geçer mi? Simit kullanıyordu ama hala devam ediyor mu? Evet, simitler kullanılıyor ama değişik tipleri biraz daha üretildi. Hani arkası boş U şeklinde olan simitler. Çünkü simitler beli biraz zorlar. Çok uzun oturduğunuz zaman beliniz boşta kaldığı için rahatsız olursunuz. O yüzden U şeklindeki simitleri biraz daha tercih ediyoruz. Ya da bir bel yastığı kullanmayı simitle beraber tercih ediyoruz. Özellikle dediğiniz gibi otururken bu insanların çok büyük şikayeti var. Oturamıyorlar. Bu da çok rahatsızlık. Tam dinlenme saatinizde eve gidiyorsunuz ve oturamıyorsunuz. Oturma süresini azaltmayı tavsiye ediyoruz. Yani 20 dakikada bir kalkmak en azından. Çünkü basıncı arttırdığınız zaman 20-25 dakika sonra ağrılar başlayabiliyor. Yani oradaki basıncı azaltmak lazım. Sonuç olarak bel ağrıları içinde, kuyruk sokumu ağrıları içinde hareketli olmak çok faydalı. İnsan vücudunda özellikle omurga üzerine devamlı aynı yükün binmesine hoşlanmıyor. Yani etrafındaki kasların çalışmasını istiyor, yürüyüş istiyor, bir takım basit egzersizler istiyor. Kendi yapabileceğiniz egzersizler de olabilir bunlar evde çok kolaylıkla. Yani sağlıklı yaşamak için, çok fit görünmek için tabii ki ayrıca fazla egzersiz yapmak lazım ama hani sağlıklı olmak için temel bir takım hareketleri yaparak günde gerçekten 5 dakika bile yapsak ve biraz da hareketliysek, adım sayımız yeterince fazla ise bel ağrısı yaşamayabiliriz. Yani bunu tabii küçük yaşlardan itibaren bir alışkanlık haline getirmek çok önemli. Benim özellikle tecrübe ettiğim. Birden spora başlayınca 30-35 yaşından sonra aynı verimi alamayabiliyorsunuz. Ama 14-15-16 yaşlardan itibaren biraz spor bilinci varsa, biraz hareket bilinci varsa insanlarda çok daha kolay cevap veriyorlar. Tedavileri de ağrıların oluşması da az oluyor tabii ki bu kişilerde. Manuel tedaviden bahsettiniz hocam. Bunu biraz daha açarsak nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?
Manuel tedavi bel ağrılarında çok çok faydalı bir yöntem. Nasıl yapıyoruz? Elle yapıyoruz adı üzerinde manuel tedavi. Hı hı. Elle yaptığımız tedaviler belin etrafındaki eklemleri ve sinirleri açmak anlamında. Eklemlerdeki blokaj dediğimiz kitlenmeleri açmak, sinirlerin seyrettiği omurgadan çıktıktan sonra aşağı doğru inerken seyrettiği kalçalar içerisindeki kasları, bacaklardaki kasları açmak. Aynı zamanda kasların etrafında sinirlerin de sertleşmelerinden etkilendiği fasya dediğimiz sert dokular olabiliyor. Onları yine elle gevşetmek. Bir şekilde masaj gibi mi aslında hocam? Aslında masaj değil, masaj değil. Anatomiyi bilerek dokular üzerine yavaş yavaş çalışmak lazım. Yani sinirin nerede izlediğini bilerek ona göre gitmek gerekiyor. Bir de o dokuları yavaş yavaş germek, esnetmek. Hastaya da belli çok kısa süreli egzersizler vererek bunu kombine etmek son derece faydalı. Çünkü insan vücudu bir hareket zinciri şeklinde çalışıyor. Bir yerdeki blokajı, kitlenmeyi açtığınız zaman diğerini de açmanız lazım ki vücut esnesin, eski doğallığına kavuşsun. Amacımız doğal tedaviler yapmak. Manuel tedavideki esas bilimi kullanarak, anatomiyi kullanarak bir tekrar vücudu doğal kendi düzenine tekrar sokmak amacı. Hamileler için de sormak istiyorum ben. Vücudun duruşu değişiyor, ağırlık merkezi değişiyor. Onlar da çok fazla bel ağrısı çekiyorlar. Bunun için onlar da kendilerini biraz daha rahatlatıcı neler uygulayabilirler, nelere dikkat etmeleri gerekiyor daha çok hamilelerinde? Hamilelerde dediğiniz gibi ağırlık merkezi değişiyor. Bel çukuru aşırı artıyor ve bir yüklenme gelişiyor. Temelde bel kasları kuvvetliyse çok sorun yaşamıyor ama yine hamileler için de yürüyüş, bellerine bir destek koymak ve neredeyse yani son 2 aya kadar yani ilk 7 ay yapabilecekleri bir takım bel lordozunu azaltıcı egzersizlerle yani aşırı çukuru azaltıcı hareketlerle yatarak ve ayakta bacak arka kaslarını esneterek, beli esneterek bu bel ağrılarından kurtulabilirler. Aynı zamanda çok tabii ağrılıysa bu kişiler bir iki seans manuel tedaviyle ile bel kasları rahatlıkla açılabilir hamilelerin. Hı hı. Onlarda ayrıca kalça ve kuyruk sokum ağrıları olabilir. Evet. Bel ağrısından başka. Son aylarda gebeliğin tabii ki sonlanması yani leğen kemiğinin açılması için bir takım hormonlar salınıyor ve gevşiyor. O zaman yürüyüş de biraz değişmeye başlıyor ve ağrılar başlıyor. Hı hı. Bu normal bir şey ama çok ağrılıysa bir gebelik korsesi öneriyoruz. Ve de o bölgeyi biraz yine manuelle çalışıyoruz. Çünkü fizik tedavi falan uygulanmıyor tabii hamilelere. Hı hı. Kuyruk sokumu içinde eskiden bir travması varsa ağrıları olma ihtimali artıyor. Onlarda da yine manuel tedavi yapıyoruz. Onların da oturma sürelerini azaltmaları lazım. Hamilelerin de hareketli olmaları çok önemli. Çünkü damar sistemleri de genişliyor, varis olabiliyor. O yüzden yürüyüş, ayak bileği egzersizleri onların pedalla basma şeklinde kasları çalıştırarak toplar damarlardan kalbe kanın geri dönmesini sağlayacağı için varisi azaltır, ağrıları azaltır. Hamilelere daha çok bunları önerip gösteriyoruz. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Spor ve Sağlık'ta bugün Terapi Art Center'daydık ve uzman doktorumuz Elif Gürkan bizlerle birlikteydi. Özellikle bel ağrılarından ve kuyruk sokum ağrılarından bahsettik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.